Erdek'te arazide çalıştığı esnada rahatsızlanan ve Bandırma Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde beyin ölümü gerçekleşen 3 çocuk babası Ramazan Açıkgöz'ün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Açıkgöz'ün yakınlarının organları bağışlamak istemesinin üzerine Bursa Acıbadem Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Operatör Doktor Salih Gülten Başkanlığı'nda Bandırma'ya gelen 4 kişilik ekip tarafından Açıkgöz'ün 3,5 saat süren operasyon sonrasında böbrekleri ve karaciğeri alındı. Bu ameliyat sonrasında alınan organlar bir karaciğer ve iki böbrek alınacak. Bunlar gerekli testler yapıldıktan sonra uygun olan hastalara nakledilecek. Hastaların hepsi henüz belli değil. Hastalar şu anda hastanede tetkikleri yapılıyor. Tetkikler bittikten sonra uygunluk durumuna göre nakliyat gerçekleştirilecek. Böbrek için 3 tane hastamız tetkikleri devam ediyor. Karaciğer için içinde bir hastamız var. Tetkikleri devam ediyor. Nasipse hayatları kurtulacak. Buna vesile olan Bandırmalı yurttaşımıza da yeniden başsağlığı. Teşekkür ederiz hocam. Organ çıkarım operasyonu ortalama 3-3,5 saat içerisinde gerçekleşiyor. Tabii bir saatlik yolumuz var. Ardından tetkikler yapılacak. Bu tetkikler aşağı yukarı 5-6 saat sürüyor duruma göre. Hastalar değerlendirildikten sonra bir konsey yapılacak hangi hastanın uygunluğu üzerine. Ve en uygun durumdaki olan hastaya böbrekler nakledilecek. Karaciğer hastası ise zaten önceden belli oluyor, dağıtımı tamamlandı, bakanlık tarafından biliyorsunuz dağıtım yapılıyor. Hastanın incelemelerinde eğer nakline karar verilirse nakil işlemi devam edecek. Ramazan Açıkgöz'den alınan organlardan karaciğerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve aynı anda Bursa'da testleri devam eden bir kişiye, böbreklerin ise testleri devam eden 3 kişiden ikisine nakledileceği belirtildi.